Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Zulüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'de 6 zorlu sınav, Jesus'tan kalecilere uyarı. Jesus Fenerbahçe yönetiminden öyle bir şey istedi ki. Şimdi muhtemelen Jesus Fenerbahçe yönetiminden öyle bir şey istedi ki haberiyle başlarım ya da başlığa onu koyarım. Bu arada Süleyman Arat'a da haberinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Haber kaynağı Süleyman Arat. Fenerbahçe kupa arasını birbirinden zorlu hazırlık maçlarıyla geçirecek. Takımını Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlamak isteyen teknik direktör Jorge Jesus. İkisi Antalya'da, dördü İstanbul'da, yedisi Görümcesi'nin evinde, dokuz tanesi Eltisi'nin avlusunda. Pardon, toplam altı hazırlık maçı istemiş. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Joshua King, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu'nun takıma dönmesi de aynı zamanda teknik heyeti rahatlatmış. Bu futbolcuların 30 Kasım'da İspanyol devi Rayo Vallecano ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynanacak maçta forma giymesi beklenirken teknik direktörü Jesus'un da hazırlık kampında güçlü takımlarla hazırlık maçları yaparak takımının seviyesini bir üst düzey yani takımının seviyesini üst düzeyde tutmak istediği öğrenildi diyor. Şimdi Rayo Vallecano ardından Villarreal maçı var. Ama Jesus da diyormuş ki yetmez. Niye? 6 tane daha. Yok 4 tane daha diyelim hadi. Antalya Spor kesin. İstanbul'da 2 hazırlık maçı yaptıktan sonra 5 Aralık'ta Antalya'ya gidecek ve 11 Aralık'a kadar kamp yapacak olan Sarı Lacivertler'de burada Antalya Spor ve henüz adı netleşmeyen bir takımla hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek. 2 veya 3 gün izin yapacak futbolcular. Daha sonra İstanbul'da da 2 hazırlık maçı oynayacak. Böylece 1 aylık arada birbirinden güçlü takımlarla 6 maç yapacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirmiş olacak. Bir stoper gibi hareket edin diyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, kalecilerinin top kontrolü ve pas yapma özelliklerini geliştirmesini, savunma arkasına atılan toplarda bir stoper gibi hareket ederek topları uzaklaştırmalarını ve uzun pas yapmalarını istiyormuş. Kaleci antrenörleri de kalecilerin pas yapma özelliklerinin gelişmesi için ekstra çalışmalar yaptırıyor. Şu anda bu videoyu izleyen birçok kişi aynen şu ifadeyi kullanıyordur. Ya boş verin pasması, önce kalecilik yapsınlar. O ne öyle saçma sapan golleri yiyorlar, onları yemesinler önce. Ne dağ taşa vursunlar bir şey olmaz. Karşı karşıya kalınca top kurtarsınlar diyordur. Portekizli teknik adam kalecilere savunmada takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmaları, hücumda ise hızlı bir şekilde takımı atağa çıkarmaları yönünde telkinde bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak boş verin duyumcu duyum veriyor, haber veriyor falan filan çok umursamıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak internete giriyorum Google Chrome'a. Fenerbahçe maçları yazıyorum. Arattır diyorum. Önüme çıkan tabloda hemen birinci sırada Google'ın şeyi geliyor. Daha fazla göster diyerek tıklıyorum. Önümdeki hazırlık maçı ve lig maçı fikstüründe. 30 Kasım çarşamba günü Rayo Vallecano. 3 Aralık cumartesi günü Villarreal. Sonrasında henüz belirlenmedi yazıyor. İstanbulspor maçı ve henüz belirlenmedi yazıyor Trabzonspor maçı. Ancak İstanbulspor maçında 21 Aralık diyor. Merak ettim 21 Aralık hangi güne denk geliyor? Yani çarşamba gününü baz alıyorlar. Aynen çarşamba günü. Trabzonspor maçı da 25 Aralık yazıyor. Fakat 28 Aralık'ta Hatayspor maçı yazıyor. Ya daha henüz belirlenmemiş. Sonrasında yılbaşı tatili var diye sanırım o hafta sonu maç oynanmayacak. 4 Ocak'ta Antalyaspor maçı diyor. Şimdi cahil aklımla, cahil fikrimle diyorum ki 3-4 maç sonra, yani 3-4 maç demeyeyim, resmi olarak Türkiye Kupası maçını saymasam 2 maç sonra ya da onu da saysam 2 maç sonra, 3 maç sonra Antalyaspor'la zaten bir maç yapacaksın. Yanlış anlamayın ama koskoca Fenerbahçe gerizekalı mı da bunlarla maç yapacak diyorum. Ben bir sakatlık olsa diyecektir ki arkadaş sen bilmiyor muydun bu takımla maç yapacağını ya? Neyin cahilliği bu? Sen niye bunlarla maç yaptın demeyecekler mi? Diyecekler. İkincisi, ya ben çok merak ediyorum. Ya Fenerbahçe'nin Dünya Kupası arası dönüşünde 21 Aralık gibi İstanbulspor'la maç yapacağını bilmiyor musunuz?
Hani çok merak ediyorum. 6-11'inde Antalya'da kamp yapacak. Lan Antalya'da kamp değil, hazırlık maçı mı yapacak, kamp mı yapacak? Yani başka bir haberde demiş ki 5 tane hazırlık maçı yapacak. Bir İngiliz ekibiyle 2 maç birden yapacakmış. Hemen Hull City'yi yapıştırın. Niye? Aramız iyi diye. Allah Allah. İstanbul'da 21 Aralık'ta İstanbulspor'la Türkiye Kupası 5. tur maçı var. Ben şimdi düz mantık, matematiksel olarak gidiyorum. Şimdi 25'inde Trabzonspor maçı var. Okey. 21'inde de İstanbulspor maçı olsun. Arkadaşlar, normal takımlar ilk önemli maçlardan yani 5 gün ile 7 gün arası öncesine kadar maç almazlar. Yani en son yapacağımız maçı 5 gün önce yaparız. Mesela 21'inde maç diyelim, 16'sında. En son o da. Ama sakatlık fikstürü, taktik denemeyeceksin, sistem denemeyeceksin. Yani senin sistemin zaten hazır, taktiğin zaten hazır, futbolcuların zaten adapte olmuş. Bu mantıkla bakarsak, ben düz mantık gidiyorum arkadaşlar. 21'inden bir hafta çık, 14. 14'ü Çarşamba günü. Zaten 30 Kasım'da 3 Aralık'ta maçım var. Bence 7 yani 7 14 olabilir. Eğer hazırlık maçı yapacaksak ki ben zannetmiyorum. Orada milliler dönecek, Dünya Kupası'ndan gelecekler var. Bence 14'ünde bir hazırlık maçı düzenlenebilir ya da 12-15'inde düzenlenebilir. Hani benim kulağıma gelen bilgi şu Villarreal ve Vallecano'dan hariç bir maç daha yapılacağı şeklinde ama mantık olarak ben onun iki maç olacağını düşünüyorum. Normalde bir maç olacak diye biliyorum ama mantık olarak iki olması gerekir. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz. Ama dediğim gibi sosyal medyada bakın ne kadar rahat ifade etmişler. Yani flash istek bu. 6 maç yapalım demiş. Ya akıl var, mantık var. Niye 6 maç yapsın? Bir başka haber, Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi diyor. Arkadaşlar haberin içeriğinde ne var biliyor musunuz? Jesus yönetiminde idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma koordinasyonla devam etti. Dayanıklılık koşulları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarda idman tamamlandı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın tedavisine devam edildi. Alın size İrfan Can Eğribayat gelişmesi. Koskoca haberin başlığı bu. Şimdi Fenerbahçe'de Jesus kuralları yeniden başladı. Bu kez uyarı o isimlere. Ben bunu merak ediyordum. Şimdi Fenerbahçe'de son dakika haberi diye vermişler. Neyi vermişler onu da merak ediyorum. Yani idmanlar başladı ve Jesus idmanda hemen uyarılara başlamış arkadaşlar. Biliyorsunuz sakatlığı geçen bir sürü isimler var. Teknik heyet rahatladı. İki tane hazırlık maçının fikstürü belli. Jesus üst düzeyde tutmak istiyor. Öğrencilerine 2 gün veya 3 günde izin verecekmiş. Bakın bu izin de mesela nasıl olur biliyor musunuz? 14'ünde hazırlık maçı yaparsın. 2 gün, 3 gün izin verirsin. 17'sinde toplanır takım. Ama benim mantığıma göre 12'sinde maç yap, 3 gün izin ver, 15'inde takımı topla. Yani yine benim mantık doğru çıkacak gibi. Çünkü 12'sinde hazırlık maçı yaparsın. O zamana belki Dünya Kupası'nda gider döner. Hani finale kalıp kupa falan almazlarsa. Diye. Şimdi bir aylık süreçte birçok maç yapılacak diyor. Mesela kimi uyardı? Haberde yok. Ben size şunu söyleyeyim. Jesus kanunları aynen devam ediyor. Takımdaki futbolcular Jesus'un sözünden çıkmıyor. Aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Osayi Samuel çok formda demiş haberde. Büyük ihtimalle sayfaları doldurmak için şey yapmışlar. Biliyorsunuz Nijerya milli takımında da boy göstermeye başladı Osayi Samuel. Çok hazır dön diyor. 24 yaşında antrenmanlarda göz doldurdu. Jesus da Osayi'nin kendine bu kadar iyi bakmasını, motivasyonun üst düzeyde olmasını takdir ediyor. Kupa sonrasında yine takımın önemli aktörlerinden biri olacak. Şu ana kadar ne golü var ne asisti var ama Fenerbahçe taraftarına kalsa niye oynamıyor? Jesus istifa, niye oynamıyor lan? Yani niye oynamıyor? Jesus istifa diyorlar. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Sosyal medyada bir olay gerçekleşti. Fenerbahçe bir transfer yaptı. Ekim ayında Ozan Sundak diye bir futbolcuyu transfer etti.
Şimdi kelimelerimi de doğru seçmek zorundayım. Yanlış bir ifade, yanlış bir manaya gelecek bir şey olmasın diye. Almanya'dan Ozan Sundak transfer edildi. Fakat sosyal medyada birçok haber kanalı aynen şu ifadeleri kullanıyor. Almanya'dan transfer ettiği Ozan Sundak'ın sözleşmesini terör örgütü nokta nokta sevici paylaşımları sebebiyle feshetti diye paylaşımda bulunmuş. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Yorumu çok, yani yorum yapılması çok sıkıntılı bir haber. Yani bazı olaylar var, maalesef yorum yapamazsın. Ya bu da onlardan biri. Ya bu ülke, ben Erzurum'da tayinim çıktığı zaman orada bir abiyle muhabbet ediyorduk. Bana dedi ki PKK sensin dedi. Benim dedi. PKK dedi hepimiziz dedi. Ulan dedim kendi kendime içimden. Adam bizi PKK'lı da yaptı dedim. Lan daha Bismillah yeni geldik. Neyin PKK'lısı falan. Adam konuşmasının devamında dedi ki ya dedi sen işini yapmazsan en büyük PKK'lı sensin dedi. Sen dedi devletin verdiği makamı kötü kullanırsan en büyük PKK'lı sensin dedi. Ben vatandaş olarak dedi buraya gelen devlet memuru adam gibi davranmasam en büyük PKK'lı benim dedi. Adam bir anlattı. Cümlenin sonunda şöyle bu amca vallahi sonuna kadar haklısın. Yani harfi harfine katılıyorum ekleme yapmıyorum diye. Ya bizim bölüşemediğimiz, paylaşamadığımız bir şey yok. Benim sosyal hayatta burada birçok tanıdığım kişi var. Ben doğuya gidip Kürtçe öğrenmiş bir adamım da. O yüzden hani kendimi anlatmaya şuna buna gerek yok. Benim hala ve hala hani bu düşüncede olan tanıdığım kişiler de var. Başka düşüncede olanlar da var. Antisi var, zıttı var, karmaşığı var. Bir şeylisi yok şu LGL falandan yok. Ben Ersan'dan şüpheleniyorum, Ersan Başlar'dan. Bir o olabilir. Onun dışında yani ondan da tanıdığımız çok şükür. Ben şunu söyleyeyim. Ya gencecik bir çocuksun. Gencecik'sin. Belki milyonlarca euro kazanacaksın. Ya annen baban istemez mi milyonlarca euro kazan? Ben kendi evlatlarımdan için söylüyorum. İnşallah ikisi de gider doktor olurlar, avukat olurlar, savcı olurlar. Allah hepimizin çocuğuna böyle makamlar göstersin. Ya önünde güzel bir gelecek var. Yani belki aileni huzur içinde yaşatacaksın. Ama düşünce yapın. Belki de seni o düşünceye sevk ettiler. Belki de ne bileyim hani seni o düşünce yapısıyla büyüttüler. Ve bu yüzden belki de hiçbir zaman o hedeflerine ulaşamayacaksın. Ya yazık. Ben şunu isterdim Fenerbahçe futbol takımından. Sözleşmesini feshetmek yerine ona gerçekleri göstermeyi. Bak kardeşim bitti. Artık yok. Evet senin de haklı olduğun argümanlar var. Sana bunları üretenlerin de haklı olduğu argümanlar var. Zamanında şunlar olmuş bunlar olmuş ama artık yok. Şu anda mesela Türkiye'de birçok kişinin Suriyelilere bakış açısını biliyorsunuz. Hani benim anlatmama gerek yok herhalde. Nasıl baktıklarını, nasıl ettiklerini. Yani şu anda ibre tamamen oraya dönmüş durumda. Bak mesela Aykırı Gazetesi hemen demiş yeni transferin sözleşmesi PKK paylaşımlarından dolayı feshediliyor diye. Hemen haberi yapmış, yapıştırmış. Ya şunun medyaya böyle yansıması bile iyi olmadı, hoş olmadı. Aynı zamanda bu takım, hani Fenerbahçe futbol takımından bahsediyorum. Stadının adını Atatürk Stadyumu yapmak isteyen bir takım. Yani stadın adını Atatürk Stadyumu yapmak isteyen bir takım. Ve bu takım şimdi bunlarla uğraşacak. Ne diyelim, çekeceğimiz dert varmış. Çekeceğimiz çile varmış. Ama ben dediğim gibi bak ben bir öğretmen olarak söylüyorum. Yanlış anlamayın, bir Fenerbahçe taraftarı olarak ne bileyim Atatürkçü şu bu falan bir insan olarak değil. Ben bir öğretmen olarak söylüyorum. Benim işim eğitmek, benim işim öğretmek, benim işim doğruları göstermek. Ben Fenerbahçe futbol takımının yerinde olsaydım transferi falan feshetmezdim. O çocuğa da genç yani gerçekleri, doğruları olması gerekeni gösterirdim. Öncü olurdum. Ve o çocuk özelinde birçok çocuğa önce olun. Bak çocuk diyorum. Çocuk. Daha 18 yaşında çocuk ya. Ya benim öğrenci geliyor. Öğretmenim hani diyor. Arkadaşım diyor. Benim diyor. İşte bana çok sert vurdu. Nerene vurdu oğlum diyorum. Oyun oynuyorduk. Beni kovaladı. Eli değdi sırtıma diyor mesela. Yani dediğim gibi ben üzüldüm açıkçası. Hani böyle olmasaydı daha iyiydi. Bakalım arkadaşlar. Herkes de kendi için çizilmiş. Yani herkes kendi yaptığını yaşayacak gibi duruyor. Son günlerde şeye de çok şaşırdım. Tekirdağ'da mıydı? Devlet hastanesinde bir doktor çıkıyor.
Doktorun şeyi yok. Diploma yok. Diplomaya geçtim, en son lise bitirmiş. Ya devlette imkanı yok. Böyle bir şeyin devlet hastanesinde imkanı yok diyorum. E, olmuş diyorlar. Ameliyata girmemiştir en azından diyorsun. Boy boy fotoğraflar, görseller. Ve burası çok ilginç bir ülke. Gerçekten çok çok ilginç bir ülke. Allah hayırlısını versin hakkımızda. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza ciddi saldırı var. Gerçekten ciddi saldırı var. Bu videonun altına nokta dahi olsa bir tane yorum bırakır mısınız? Biz de cevap olarak nokta dahi olsa cevap bırakalım. Ya da birbirinizin yorumuna noktayla cevap verin. Uzattıkça uzatın. Beğeni, yorum, bunları bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.